Ekonomisi'nden merhaba. Saatlerimiz 12.29'u gösteriyor. Haftanın ikinci iş ve işlem günündeyiz ve her salı olduğu gibi Aile Ekonomisi'nde Profesör Doktor Sade Uzunoğlu ile birlikteyiz. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, bugün yine enteresan bir konuyu ele alacağız Aile Ekonomisi'nde. Bahşiş diyeceğiz. Restoranlarda, kafelerde verilen bahşişi konuşacağız. Bununla ilgili olarak sosyal medyadan da bahşiş verme konusunda ne düşünüyorsunuz diye izleyicilerimize, takipçilerimize sorduk. Oradan gelen enteresan yorumlar da var aslında. Bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle ben sözü size vereyim. Sizden bir genel değerlendirme rica edeyim. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Sonrasında sosyal medyadan gelenlere de yer verelim. Evet. Şimdi aslında bahşiş dediğimiz zaman müşterilerin beklentilerini karşılayanları, yani bize hizmet verenleri mutlu etmeye yönelik, ödüllendirmeye yönelik verdiğimiz sosyal normlara dayalı. Birçok ülkede bu adet haline gelmiş. Sosyal normlara dayalı olarak isteyerek ödenen bir miktar. Yani burada bir zorlama yok. Bir isteğe bağlı. Ama bazı yerlerde, biraz sonra örnekleri vereceğim, adeta zorlamalar da var. Bu örneğin ayrı olarak bizde de görüyoruz. Restoranlarda işte servis ücreti listede yer almadığı halde, aslında listede yer alması lazım, servis ücreti dahil edilmiştir diye veya %10 dahil edilecektir diye açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bazı restoranlarda buna pek özen gösterilmiyor, önem verilmiyor. Siz işte aslında servis ücretini ödüyorsunuz ama bu ödediğinizde, birçok ülkede de bu şekilde uygulama var. Bunun çalışana yansıyıp yansımadığı konusunda da ciddi bir soru işaretiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Aslında dediğim gibi bize hizmet verene, ödüllendirmeye yönelik verdiğimiz ve kendi belirlediğimiz oranda verdiğimiz bir tutar. Verebilirsiniz de vermeyebilirsiniz de, tamamen isteğinize bağlı. Aslında tabii ki burada özellikle müşteri bir açıdan sürekli gittiği bir yerde, yani sürekli gittiği yerde bahşiş vermeye her zaman razı olur. Neden? Çünkü gelecekte özenli, özelleştirilmiş hizmet beklentisi vardır. Yani der ki, yani bana özel davranılsın, efendim bana özenli davranılsın. Ben farklı bir şekilde oturup işte efendim yiyeceğimi yiyeyim der. Peki burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Peki ben bir kere geçiyorum, işte yollarda görüyoruz. İşte şehirler arası yolculuk yapıyorsun, geçiyorsun, bir kere göreceksin, bir kere yemek yiyeceksin. Oralarda örneğin genelde bahşiş pek bırakılmaz. Hatta yazmadığı halde, yani işte servis ücreti alınmıştır, almamıştır gibi hiçbir ibare olmasa da ödenmez. Çünkü insanlar der ki ben niye bunu ödeyeyim? Yani ben bir kere buraya geldim. Dolayısıyla bir daha gelir miyim, gelmez miyim diye düşünebilir. Ama burada da farklı bir şey var aslında. O da şu, peki ben bu yerde yemek yediğim zaman ilk defa bile olsa acaba herhangi bir başıma tatsız bir şey gelebilir mi? Hesap abartılı bir şekilde gelebilir mi? Çünkü bizde bu menüler de biliyorsunuz çoğu yerde, hani bu zorunlu ama birçok yerde menü olmuyor. Veyahut da işte siz söyleyeceğinizi söyleyin, biz size söyleriz diye. Bizde tam böyle bize uygun, bize hani bizim yapımıza uygun bir şekilde yani idare ederiz gibi bir fiyat söyleniyor. Dolayısıyla siz de karşıdakine ne yapmak durumunda kalıyorsunuz? Güvenmek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü aslında bir ticari ilişki değil mi? Gidip bir yerde yemek yemek, hizmet almak sonuçta bir ticari ilişki. Burada herkes kendi çıkarını maksimize etmeye çalışıyor. Biz de en iyi şekilde uygun fiyata, uygun şekilde hizmeti almaya çalışıyoruz. Tabii ki özenli hizmet almaya çalışıyoruz. Burada bir kere bile gitmiş olsanız, bazen derler ya, aslında efendim bahşişi sonra değil de, yani sofraya hemen oturduğunuzda verin ki daha özenli bir şekilde
hizmet yapılsın derler. Ama şöyle de olabilir bu. Evet, yani işleyebilir de işlemeyebilir de. Ha, bundan sonra nasıl olsa şeyi biliyoruz. Yani bahşişi biliyoruz ne kadar aldığımızı. Tamam, bu kadar. Bir daha ben bunu görecek miyim gibi. Orada karşı tarafta da bu tür imajlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla burada karşılıklı çıkarlar var. Bir güven sağlamaya çalışıyoruz. Aslında başkalarının bizi aldatmayacağını ve hata olursa da bunu düzelteceğine ilişkin bir beklenti içine girdiğimiz için aslında bunu temin etmek için de bahşiş veriyoruz. Bu tabii sadece benim fikrim değil. Bayağı bu konuda dünden beri okuyorum. 2 günden bu yana ciddi bu konuda yapılmış çalışmalar var, anketler var. Bunları okudum. Yani insanların beklentileri gerçekten çok çok farklı. Tabii sonuçta şunu da söyleyelim. Bahşiş yerine tutarlı bir yaşam ücreti sağlamamız gerekiyor mu çalışanlara? Evet, tabii ki o da bir yöntem. Nedir? Tutarlı bir yaşam ücreti verirsiniz. Bahşiş yok kardeşim dersiniz ki birçok yerde de tartışılmış bu. Amerika'da da tartışılmış. İşte Denim Mayer diye bir ünlü restoran işletmecisi 2010'da demiş ki ya bu bahşişi yasaklayalım. Yani böyle bir şey olmasın demiş. İşte Casa Bonita restoranları bahşişi yasakladıklarını duyurmuşlar. Yani birileri bunun haksız olduğunu ve aslında tutarlı bir yaşam ücreti ödenmesi gerektiğini söylemişler. İşte o zaman da yine başka sorunlar ortaya çıkıyor mu? Denetim nasıl yapılır? Bahşiş çünkü bir yerde de denetlemenin de bir unsuru olarak kullanılıyor. Yani işletme sahibi her an çalışanların üzerinde durmuyor veyahut da onları denetlemiyor. Tamam, artık dijital dünyadayız, internet var, şu var, uzaktan izleyebiliyorsunuz, çeşitli dijital olanaklarla performansını görebiliyorsunuz ama sürekli bunu izleyemezsiniz. Dolayısıyla bahşiş bunun da bir göstergesi olarak kullanılıyor. Yani verimli çalışmayı özendirme olarak kullanılıyor. Mesela buna karşı çıkanlar da diyor ki, örneğin diyorlar işte bu sektör özellikle hizmet sektöründen bahsediyoruz tabii. Restoranlar falan genelde ödediğimiz yerler buralar. Diyor ki restoran sahipleri veya çalıştıran müdürleri ya diyorlar saatlik çalıştırıyoruz çoğunu. İşte saatlik çalıştırdığımız için insanlar eğer bahşiş yoksa genelde işin en düşük olduğu zamanları tercih ediyor çalışanlar. Hele hele eğer çok tecrübeliyse bu işlerde en rahat saatler tercih ediliyor. Genelde bu saatleri de kendisi çalışmak istiyor. Yeni gelenleri daha yoğun saatlere göndermek istiyor gibi çeşitli sorunlar var. Yani aslında bahşiş bu yönetenle yönetilen arasındaki ilişkiyi de düzenleyen bir unsur olarak kabul ediliyor. Ben tabii şu anda genel tartışmaları söylüyorum. Bahşişle ilgili genel tartışmaları söylüyorum. Ama nereden çıktı bu iş dersen zaten tip diyorlar. Dikkat edersen hani tip ödendi mi diyorlar. Aslında to ensure promptitude dedikleri eskiden işte İngiltere'de çıktığı söyleniyor. Bu ilk harflerin birleşimi şu demek. Hızlı hizmet almayı garantilemek aslında. Bunun anlamı. Tip dediğimiz şey bu. Hızlı hizmet almayı garantileme. O dönemde 17. yılda falan işte tavernalarda, barlarda, publarda İngiltere'de daha hızlı hizmet alabilmek için işte birasını daha hızlı alabilmek için girdiği zaman kutuya bir bahşiş atıyor. Ona çok daha hızlı hizmet veriliyor. İngiltere'de çıkmış bir olay. Başka birisi de şöyle anlatıyor, açıklıyor. İşte bu tip veyahut da bahşiş olayı bir yere misafirliğe giden işte o gene İngiltere'de misafirliğe giden bir eve o evin hizmetçisine efendim bahşiş verirdi diye açıklıyor. Dolayısıyla bu bahşiş sadece bizde değil birçok şeyde çıkmış yani İngiltere'den çıkmış daha sonra yayılmış birçok ülkeye ama birçok yerde de çok da iyi karşılanmıyor. Örneğin Japonya'da bahşiş verdiğinizde yüzünüze bakıyorlar yani niçin der gibi bakıyorlar. Özellikle turistik olmayan yerlerde zaten kabul etmiyorlar. Yanlışlık yapıldığını falan düşünüyorlar. Bildiğim kadarıyla Çin'de de bahşiş yok.
Singapur'da yok. Yani Asya ülkelerinde pek bahşiş söz konusu biraz değil. Biraz daha batı kültürü diyorsunuz yani. Bu arada şey İngiltere dediniz. İngiltere'den bir izleyicimiz İzzet Bey, bahşiş hizmete bağlı bir şey. Hani eğer hizmetten çok memnun kalırsam iyi bahşiş bırakırım. Memnun kalmazsam da bırakmayarak oraya bir daha gitmeyeceğimi belirtmiş olurum diyor. Yani hani bütün dünyada aslında batı kısımlarda böyle bir algı var sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Bu arada hocam dikkat çekicilerden bir tanesi şu bence Altuğ Bey'in yazdığı şey. Bahşiş bence iyi bir hizmet karşılığında verilen ödül demiş. Ama Türkiye'de garsonlar suistimal edildiği ve gelirleri düşük olduğu için ben hep veriyorum demiş mesela. Evet. Bilmiyorum yani biraz böyle hani sanıyorum biz mevcut ekonomik koşullarda da biraz dünyanın diğer kısmından da hani kültürel olarak da ayrışıyor muyuz acaba bu dönemde? Ya evet, şimdi bu tabii maalesef işte o tutarlı bir yaşam ücreti diyoruz ya, işte o tutarlı yaşam ücretini sağlayamadığımız için işte çalışanlara ne yapıyoruz? Burada bir bahşiş sistemi kuruyoruz. Şimdi bazı işletmelerde bu çok adil bir şekilde dağıtılıyor. İşletme sahibi hiçbir şekilde karışmıyor. Gerçekten de adaletli bir şekilde bu dağıtılıyor. Çünkü sadece yemeği dağıtan değil ki, bir de içeride o yemeği hazırlayan değil mi? Yani işin bir de mutfak bölümü var. Onu size düzgün bir şekilde sunan bir sistem var. Dolayısıyla bahşiş aslında hani garson içeridekilere de iyi yemek çıkarması için aslında biraz ne yapıyor? Baskı da yapmış oluyor. Bak müşterimiz çok iyi, devamlı işte bahşiş veren birisi, onun tabağı daha özenli olsun gibi bir baskıyı da aslında kendi içinde bir kaliteyi de getiriyor. Ama yani bizde maalesef ücretler düşük olduğu için tabii herkes bir bahşiş konusu üzerine çok duruyor. Bahşiş konusu üzerine durduğunuz zaman da bu adaletli dağılıyor mu? O ayrı bir konu. Ama şunu da gördüm ben mesela Amerika'da yani garsonun işte %20 civarında bir bahşiş söz konusuydu. Yani size geliyor hesap öderken işte diyor ki hangi tipi seçiyorsunuz diyor. %10, %15, %20. Siz %10'u seçiyorsunuz. Diyor ki neden %20'yi seçmediniz diyor. Ben kötü mü hizmet verdim size falan gibi. Ben tartışma gördüm yani. Ben de değil de ben ödememiştim hesabı ama şöyle söyleyeyim. Yani o mekanda böyle bir tartışmanın yaşandığını, bir garsonla bir müşteri arasında yaşandığını gördüm. Yani ben de mesela Türkiye'den alışkanlıkla %10'a basabilirdim. Yani neden? Türkiye'de de aşağı yukarı %10 gibi rakamlar geçerli. İşte 5, 10, 15. Beğeninize bağlı olarak değişebiliyor bahşişin oranı ama genelde %10 bizde. Ama %20'yi niye basmadın diye ben kavga edildiğini gördüm. Yani bayağı ciddi problem çıktı. Niye vermiyor? Çünkü orada insanlar şunu yapmaya çalışıyor. Özellikle garsonlar daha düşük ücreti talep ederek, çünkü saatlik ücreti talep ederek diyor ki ben çalışırım bu şeye diyor. Çünkü bahşişler o kadar güzel toplanıyor ki yani normal içeride mutfakta çalışandan daha yüksek para kazanma olanağı var. Özellikle Amerika'dan bahsediyorum. Yoksa Fransa'da mesela yok yani öyle bir bahşiş yok. İşte ne bileyim Slovenya'ya gittiğiniz zaman, Balkanlara gittiğinizde, hatta Yunanistan'da herhalde en çok biz bahşiş veriyoruzdur. Yani biz alıştırmışızdır. Daha önce bahşiş falan yoktu. Mesela benim ilk gittiğim döneme bakıyorum. Hiç öyle bahşiş falan bıraktığın zaman yani ne bu diyorlardı ve tam üstünü veriyorlardı. Hani yuvarlayarak tamam diyorsun. Adam yine de getirip bırakıyordu masaya. Fakat şu anda onlar da bekliyor. Neden? Biz o paranın değerli olduğu zamanlarda ne olacak ya yemek ucuz zaten ver 20 euroluk yedim 30 euro ver. O zaman tabii 1 euro 1 lira 1.20 TL civarında euro. Dolayısıyla herkes vermeye başlayınca alıştılar. Şimdi onlara da ne yapıyorsun? Orada da bahşiş başladı. Yoksa Balkanların genelinde yoktur. Onlar biraz daha hani o sosyalist gelenekten geldiği için ya kardeşim ben bahşiş mi alacağım? Bana doğru dürüst ücretimi öde. Ben bununla mı çalışacağım gibi bir anlayış da var. Haklı olabilir. Dediğim gibi tutarlı bir yaşam ücreti verildiği zaman niye böyle bir şey yapılsın? Ama o zaman da farklı motivasyonlar devreye giriyor. Dediğim gibi denetlenememe, verimli çalışamama gibi o sorunları çözmek gerekiyor. Bahşiş bunlardan sadece bu yöntemlerden bir tanesi.
olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla yani ülkeden ülkeye değişiyor. Bizde de bu şey, sadece restoranlarda değil, örnek vereyim, çabuk hizmet almak istiyorsunuz. Diyelim ki bir restorandan işte sürekli yemek ısmarlıyorsunuz, geliyor. Şimdi işte motosikletine binmiş size dağıtmaya geliyor veya su getiriyor. Ona ne yapıyorsunuz? Ona da bir bahşiş, 1 lira, 2 lira, 5 lira, 10 lira neyse bir bahşiş vermeye çalışıyorsunuz. Bu sadece şey değil. Biz gerçekten verilen hizmet karşılığında hizmet vereni motive etmek için bunu şey yapıyoruz. Ama bunu işletme için tabii bir de şöyle bir şey var. Özellikle Amerika için söyleyeyim. Bu tabii genelde vergiden de muaf olduğu için özellikle nakit geçerliyse, bahşiş nakit verildiyse yani orada vergi falan yok. İnanılmaz düzgün kazançlar nedeniyle herkesin işte garson olarak kalmayı tercih ettiğini görüyoruz. Birçok şey, hayır ben sürekli çalışmaya girmem, ben saatlik garson olarak çalışırım, daha iyi kazancım var diyor. Veyahut da o dağıtım işi yapan kişiler, evet asgari ücretle çalışıyor ama aldığı bahşişler kadar, bahşişler de bir asgari ücret daha kazanabiliyor. Hocam ama buna karşın yani tam bu noktada bir tweet'i paylaşmak isterim. Bahşiş hiç verilmezse çalışanın maaşı artacaktır. Çünkü hizmet sektöründe maaş hesaplarken artı bahşiş diye hesaplıyorlar diyor. Buna katılıyor musunuz? Yani evet belki hani o bahşişlerle bir maaş kadar daha elde edebiliyor belki garsonlar ya da işte hizmet verenler. Ancak bunun aslında maaşlar için olumsuz olduğunu savunmuş bir izleyicimiz. Ne dersiniz? Şimdi doğru. Aslında tabii yani tam böyle ekonomi tartışması yaparsak işin içinde hani böyle fiyatlama yaparsak şimdi iş gücü bir maliyet unsuru olarak tabii ki hizmet sektöründe önemli. Şimdi siz eğer gerçekten hani tutarlı bir yaşam ücreti ödediğiniz zaman bunu maliyetlere ne yapıyorsunuz? Yansıtıyorsunuz. Bu da ne yapmış oluyor? Aslında fiyatları yukarı doğru ne yapıyor? Çekiyor. Yani yemek fiyatlarını yukarı doğru çekiyor. Aslında bahşiş, özellikle bahşiş veren ne yapıyor? Burada ücretler düşük tutulduğu için bu sektörlerde rekabet açısından olabilir bu. Ücretler düşük tutuluyor, nasıl olsa bahşiş verilecek, oradan kazanacaksınız diyerek bu pazarlamada yapılıyor zaten. Burada da bahşişi verenler genelde daha varlıklı olan kesim daha yüksek bahşiş veriyor. Şimdi biz de örneğin birçok arkadaşımız da şunu yazmış biliyorsun. Ya biz lokantaya gitmiyoruz ki zaten bahşiş verelim diye gidip de Facebook'ta. Ya evet evet yani öyle hani biraz serzenişte bulunan tweetler çok de var. Örneğin Cüneyt Özel yediğimizin içtiğimizin parasını verebilelim de bahşişi düşünürüz demiş. Çok haklı. Yani Facebook'ta veriyor muyuz? Vermiyoruz değil mi? Bahşiş diye bir şey. Yok Facebook'ta yediğiniz zaman bir yerde kendiniz servis yaptığınız zaman herhangi bir bahşiş vermiyorsunuz. Çünkü o hizmeti siz kendiniz yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada acaba çok yüksek belirlenen ücretler diyorum. Acaba yemeği çok daha pahalı hale getirip yani mekan sahibinin verdiği hizmeti daha pahalı hale getirip düşük gelirlilerin de veyahut da orta gelirlilerin de bu tür restoranlara girmesini engeller mi gibi bir soru işareti. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde bunu düşünmek lazım. Yani hani ya ben işte verdim işte o zaman ne yapayım şundan aşağıya vermem. Mesela bunu yapan çok işte butik dediğimiz restoranlar var. Ama onlar ne yapıyor? Onların zaten masa sayısı çok küçük. İşte bir çok az hizmetliyle, garsonla bu hizmeti veriyor ve çok yüksek fiyata zaten çok varlıklı kesime hitap ediyor. Ama eğer çok masa olan bir restoranda işte akşam hizmetinde siz eğer %10'unu dolduruyorsanız buranın %90'ı boş kalıyor ve gerçekten ölü yatırım. Çok ciddi bir ölü yatırım. Şimdi bu insanları bu masaları doldurmanız lazım. Herkesi mutlu etmeniz lazım. İstihdamı da devam ettirmeniz lazım. Peki nasıl dolduracaksınız burayı? Eğer çok yüksek belirlerseniz fiyatları bu sefer o en üst kesim zaten bir yere gidiyor veya üst kesim geliyor.
bir varlıkta kesin hani 5 gruba ayırırsak işte birinci %20 değil de ikinci, üçüncüyü oraya çekebilmek için tabii ki fiyatlarınızı ne yapmanız lazım? Makul düzeyde tutmanız lazım. İşte onun için de büyük olasılıkla bu argümanı kullanıyorlar. Yani siz işte şey yapmayın, yani ücreti fazla istemeyin. İşte biz ne yaparız? Onu bahşişlerden zaten karşılarsın gibi bir savunma içine giriyor. Yani ne hangisi doğrudur? Açıkçası yani çok şey yapamıyorum. Çünkü iş gerçekten çok karmaşık, yani bahşiş deyip geçmeyelim. Evet hocam, yani bir de şöyle bir şey var. Hani şimdi bir haber çıkmıştı. Pek çok restoran ve lokanta hesap ücretinin %10'u civarında bir ek bedeli adisyonu ekleyerek müşterilerinden talep etmeye başladı diye. Hatta Ali Acar da bu konuyla ilgili bir tweet atmış. Hani buna da gelen adisyonda da kontrol etmeliyiz diye. Ve evet. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl bununla ilgili bazı açıklamalarda bulunmuş. Şöyle diyor. Yani Türkiye'deki, yani yurt dışında böyle yaygın bir uygulama var. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen turist sayısında da artış olunca turistler gelen adisyonda o bahşişin dahil olduğunu düşünüp bahşiş bırakmıyorlar. Dolayısıyla bunun, bu uygulamanın yaygınlaşmasını istiyoruz diye de bir talepleri var. Ama tabii bu da hani zorunlu olması da bir başka tabii tartışma konusu, söylediğim. Yani şimdi sizinle konuştuğumuz bütün program boyunca biraz daha böyle hani ödül sistemi isteğe dayalı olması gerekirken bilmiyorum hani bu ne kadar, bu da bir tartışma konusu gibi geldi. İşte orada iki tane sakınca var benim gördüğüm. Birincisi şu, gerçekten %10 dahil edildiği zaman, yani servis ücretine hani %10 dahil ettiniz. Tamam, kabul ettik, ettiniz. Gerçekten çalışanlarla nasıl paylaşılıyor? Anlatabilirim. Burada temel bir problem var. Onu bir tarafa bırakıyorum. Yani benim soru işareti olarak gördüğüm iş. İkincisi de şu, bunu açık bir şekilde belirtmeniz lazım. Yani restorana giren kişi daha önceden neyle karşılaşacağını bilmesi lazım. Yani menüyü yazıyorsun, evet fiyatları koyuyorsun ama onu küçücük yazmayacaksın. Herkesin göreceği şekilde herkes bilecek ki bu fiyatların üzerine aslında %10'da ne ekleniyor? Bahşiş eklenecek veya servis ücreti eklenecek deyip ona göre hesabını kitabını yaparak içeri girmesi gerekiyor. Ama siz bunu yapmayıp işte sonradan eklediğinizde veyahut da menüye bunu dahil etmediğinizde veya küçücük bir yere yazdık biz onu, işte niye görmediniz? Yani normal yemekleri nasıl yazıyorsanız onu da hatta her sayfanın altında %10 böyle eklenecektir diye belirtilirse bu bence bir problem yok. Yani herkes onu kabul ederek o restorana girer, yemeğini yer, bahşişini de zaten zorunlu olarak bırakmış olur. Ama artık o zorunlu o hale geliyor dikkat edersen. Yani o hani ödüllendirme, işte ayrılma, işte o zaman da içeride kaytarmalar olabilir mi? Yani nasıl olsa %10'u üzerine eklendi. Ben iyi hizmet versem ne olacak, vermesem evet. Ne olacak gibi çok çeşitli davranışlar devreye girebilir. Evet. Çünkü biliyorsun restoranlarda çoluk çocuk geliyor, ağlıyor. İşte müşteriler bazen çok agresif müşterilerle karşı karşıya kalıyorlar. İşte hatta evet. Yani yurt dışında özellikle hizmet veren Almanya'da bir kişiye İngilizce konuşuyoruz ama çocuğun şeyinde yazıyor, yani ismi yazıyor. Dedim ki Türkçe konuşayım mı dedim. Yok abi dedi, Türkçe konuşma, sen gene devam et İngilizce dedi. Daha iyi olur. Neden dedim? Ya buraya Türkler geldiği zaman yani çok ciddi problem yaşıyoruz. Daha kapıdan giriyor. Eğer biliyorsa Türk olduğunu, biraz da tanışırsan arkasından başlıyor işte garson diye bağırmaya başlıyor. diyor. Evet. Böyle enteresan hırsımız da var. Yani evet, evet hocam. İlginç davranışlarımız var. Çok yani, teşekkür ederiz. Bize evet. Özgür. Işte. Evet. Çok sağ olun. Yine keyifli bir program oldu. Değişik bir konuyu ele aldık sizinle birlikte. Her salı olduğu gibi ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu bizimleydi. Aile ekonomisinde programımızı noktalıyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından seans ortasıyla yeniden birlikteyiz.